Galatasaray yurt dışında kendi evinde gibi oynuyor. Bu kurada karşılaştığımız takımlara baktığımız vakit hepsi çok gerçekten zor bir kura. Ancak Galatasaray bununla başa çıkacak güçte. Ama bir yerde de kendi evimizde oynayacağız dışarıda. Çünkü Almanya'da her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın desteği devam edecek inşallah. Belçika aynı şekilde. Tabii burada İngiltere var. Bir de İngiltere deplasmanımız var. Orada da Arsenal stadı bizi her zaman iyi ağırlamıştır. İyi hatıralarımız var. Tahmin ediyorum güzel bir sezon geçireceğiz. Şöyle söyleyeyim, bir kere transfer deyince iki taraflı transfer. Yani tabii. Bazı oyuncularımızın gitmesi gerekiyor ki bazıları da gelebilsin. Bu yabancı kuralı dolayısıyla esas biz iki yönlü sıkıntımız vardı biliyorsunuz. Sadece almak değil, bir de göndermek, satmak, kiralamak. Bunların hepsi ciddi bir aktivite gerektiriyordu. Bunu çalışıyoruz gece gündüz ve tabii zaten süremiz de pazartesi dolduğuna göre bunu başarmak zorundayız. Başaracağız. Transfer diyordunuz, adedini sordunuz. Yani gidenler 3 veya 4, gelenler 2 veya 3 diyelim. Bence olabilecek gruplardan gene daha iyi bir gruptu. Eminim şu ana kadar söyleyen mutlaka olmuştur. Sevgili Çağatay Özen bir mesaj atmış. 2000 ruhu geri gelsin diye. Haklı. Dortmund ve Arsenal bize güzel şeyler hatırlatıyor. Belki bir mucizenin habercisidir ve tekrar böyle bir finallere kadar gitme ihtimali olur. Anderlecht de tabii başkanımızın memleketi, tanıdığımız bir kulüp. Olabilecek korktuğumuz gruplar vardı. Bence içlerinden gene en iyilerinden bir tanesi oldu. Ama tabii ki bütün maçlar zor. Yani bu stage'e kadar kalabilen bütün kulüpler aslında iyi kulüpler. Sürprizler olacaktır eminim ki. Ama biz tabii Almanya'da kendi evimizde oynar gibi oynayacağız. Gene aynı şekilde Belçika ve İngiltere'de de eminim Türk taraftarlar yalnız bırakmayacaklar takımımızı. Tabii hocamızın da görüşleri önemli ama biz memnun kalktık kuradan. Konuştuk, hepsiyle konuştuk. Ivan Gazidis bugün CEO'ları burada olamamıştı Arsenal'in. Çünkü herkes transferin son gününde oldukça yoğun, devamlı telefonlarda işlerini halletmeye çalışıyor. Direkt zaten biz çıkar çıkmaz mesaj attı. Sizi ağırlamaktan memnuniyet duyacağız diye. Aynı şekilde Dortmund tabii seyirci desteği ve bilet satışları açısından da düşündüğünde Galatasaray'ı istiyor. Onlar şöyle bir şey söylediler. İnşallah erkenden geliriz İstanbul'a dediler. Bir an önce gelelim, o deplasmanı, zorlu deplasmanı oynayalım grup ilerlemeden dediler. Buradan çıkartalım ateşli atmosfer, daha da ateşlenmeden diye herhalde. Evet, evet. Tabii Anderlecht biraz kaygılı yani dördüncü torbadan geliyor olmanın verdiği bir endişe de var. Ama onlar da memnundular. Gene herkes daha çok korkulan gruplardan birine düşmediği için memnun gene de. Galatasaray için tabii başarının göstergesi bu gruptan da iyi bir neticeyle çıkmak. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne katılan bütün takımlar kendi ülkelerinde hep zirve oynamış takımlar. Ben inanıyorum ki bu gruptan da güzel neticeler alarak çıkan Galatasaray olacak. Yani ben Galatasaray'ın özellikle Almanya'da oynayacağı maçta gurbetçi taraftarlarımızın Galatasaray'ı yalnız bırakmayacağı, diğer yapacağımız müsabakalarda da sarı kırmızı renklere gönül vermiş binlerce taraftarımızın takımla birlikte olacağına yürekten inanıyorum. Bunu daha önce defalarca yaptığımız müsabakalarda da gördük. Galatasaray şu anda Galatasaray'ın iki hedefi. Biri ilk önce Türkiye liglerinde iyi neticeler alarak zirveye oynamak. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk önemli hedeflerimizden bir tanesi bu gruptan iyi neticeler alarak çıkmak. Ama ben çıkan kurallara bakıyorum. Hakikaten güzel bir gruptayız. Umuyorum ve temenni ediyorum ki iyi neticelerle tüm Türkiye'nin, başta Galatasaraylıların, sonra da bütün Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz. Vallahi bir bazen böyle kurallarda hani bir Türk takımına çıkan sonrasında da bir Türk takımına çıkabiliyor. Arsenal'le ilgili benzer şeyler düşünüyorduk. Yine güçlü bir grup. Yani aslında her yıl kura sonrası benzer şeyler söylüyoruz. 32 takım Avrupa'nın en güçlü 32 takımı. Bu 32 takım arasında çok az takım genelden çok daha güçlü denilebilir. Çok az takım da genelden zayıf denilebilir. Yani o nedenle birbirine yakın takımlar. Güçlü bir gruptayız. Yine hedefimiz gruptan çıkmak, öncelikli hedefimiz. 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyoruz Türkiye'yi. Türkiye'yi temsil eden tek takımız hala. O nedenle sorumluluğumuzu da biliyoruz.
Her zaman öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak oluyor. Yine gruptan çıkmak için büyük mücadele göstereceğiz. Zorlu olacaktır, kolay olmuyor. Geçen yılda, önceki yılda kolay olmadı. Ama yine başaracağımızı umuyorum, bekliyorum. Galatasaray. Galatasaray'ın adı çıkıyor. Galatasaray D grubuna düşüyor.